Merhaba, Saw X adlı bir korku, gizem, gerilim filmini açıklayacağım. Film 2023'te gösterime girdi. Film başladığında Jigsaw olarak da bilinen John kanser tedavisi görüyor. Bir destek grubuna gider ve doktorundan sadece yaklaşık bir yılı kaldığı için çalışmayı bırakması için bir talimat alır. John, yaşlı bir hastanın eşyalarını sıralayan bir bekçi görür. John daha sonra gözlerine bağlı iki elektrikli süpürge ve sağ elinin parmaklarına bağlı başka bir aletle kapana kısılmış bekçiyi görür. Gözetmenin yaptığı her hareket tuzağın göz bebeklerini emmesini engellemeye çalışırken parmağını elinden koparır. Gözleri kurumuş gibi görünüyor ve pes ediyor gibi görünüyor. Bekçi, John'un onu gözlemlediğini fark ettiği için hastanın eşyalarını gerçekten yalnız bırakır. Daha sonra John, destek grubuna ait bir adam olan Henry Kessler ile tanışır. Henry daha önce 4. evre pankreas kanseri olduğunu iddia etti, ancak deneysel bir teknikten geçtikten sonra hastalığından kurtulduğunu iddia ediyor ve John'a cerrahi bir yara izi gösteriyor. John, Henry tarafından prosedürün başlatıcısı Dr. Finn Pedersen hakkında bilgilendirilir. Daha sonra John, Pedersen'ın kızı Cecilia ile temasa geçer ve onu Meksika'daki kliniğine yönlendirir. John Meksika'yı ziyaret ettiğinde taksi şoförü Diego ile tanışır. Taksi bir minibüs tarafından durdurulur ve iki silahlı adam dışarı çıkar ve John'u dışarı iter. Kendisini teşhis ettikten sonra, oldukça büyük bir mülkte barındırılıyor gibi görünen kliniğe götürülür. Cecilia'nın bakımıyla iyileştiğini söyleyen genç bir bayan olan Gabriela ile karşılaşır. Bundan sonra John, Cecilia'yı şahsen görür ve prosedür boyunca ona yol gösterir. John, yardımcıları Matteo ve Valentina ile tanıştırılır. John ameliyattan önceki gece gecenin ortasında uyanır ve komşu bir genç olan Carlos'u bisikletini tamir etmeye çalışırken bulur. John çocuğa karşı samimi ve ona yardım ediyor. Ameliyattan sonra John, Cecilia'nın öngördüğü şeyin bilincin içine girip çıkacağını deneyimliyor. Prosedür iyi gitmiş gibi görünüyor ve John, Cecilia'ya kalan parayı daha sonra ona vereceğini söylüyor. John, Gabriela'ya teşekkür hediyesi olarak bir şişe tekila almak için ayrılmadan önce bir içki dükkanını ziyaret eder. Kliniğe geri döndüğünde, terk edilir. John, grubun ameliyatı düzenlediğine, parasını çaldığına ve ameliyathaneye inerken gerçek ameliyatı bile yapmadığına dair kanıtlar keşfeder. Daha sonra şişeyi öfkeyle yok eder ve kaynaklarından biriyle iletişime geçerek misillemesini düzenlemeye başlar. John Diego'yu bulur, ameliyatı yapan tıp uzmanı kılığına giren. Onu bir tuzağa düşürerek kollarına yerleştirilen iki boru bombasını çıkarmaya zorlar. Diego etini kollarından çeker ve tereddütle kesmeye başlar, ancak bombaları patlamadan önce çıkarmayı başarır ve yaşar. Onu tebrik ettikten sonra John, Diego'yu ihtiyacı olan kalan verileri açıklamaya zorlar. Valentina, dolandırıcılığına ek olarak bir fahişedir. Bir adamı parasız dolandırmaya çalıştığında neredeyse ona tecavüz eder, ancak Amanda Young domuz maskesiyle ortaya çıkarak adamı bayıltarak Valentina'ya rehin alarak müdahale eder. Daha sonra Matteo'nun Gabriela'nın uyuşturucu satıcısı olduğu ve onun bir uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıkar. Rehin alınırlar ve bayılırlar. Sonunda Cecilia, çatıda bir davetsiz misafir görmek için güvenlik kameralarına baktığında evinin içindedir. Kaçmak için tüm çabalarına rağmen Cecilia da alınır. Dolandırıcıların dörtlüsü zincirlenmiş bir odada uyanır. John ve Amanda, ölümcül hasta olan çok sayıda kişiyi tüm mallarından dolandırmayı içeren hileli planları nedeniyle karşı karşıya kalırlar. John'un davasının bundan kurtulmak için farklı olduğunu açıklamak için bahanesini kullanmaya çalışmasına rağmen Cecilia'nın hala yalan söylediğini söyleyebilir. Sonra oyununu oynamaya başlar. Boynunun önüne yerleştirilmiş bir tel testereyle tuzağa düşürülen Valentina'nın bitişiğinde gigli testeresi bulunan bir kutu var, sağ bacağını kesmesi ve kendini serbest bırakacak kadar kemik iliği çıkarması talimatı verilir. Valentina'ya 3 dakika verilir ve acıya rağmen bacağını kesmeye ve iliğini çıkarmaya başlar. Ancak, fincan zamanında dolmaz ve başı kesilir. Alanın ortasındaki bir arabada bir telefon gördüklerinde 3 kişi kalır. Bağırsaklarını ip olarak kullanan Cecilia, Valentina'nın cesedine girer ve vagonu onların yönüne doğru sürükler. Cecilia yardım çağırmaya çalışır, ancak Amanda ona vurur ve telefonu alır. John, hayali bir prosedürün ardından dışarıda farklı bir hasta olan Parker Searles ile tanışmıştı. Parker bir tabancayla gelir ve Cecilia'nın parasını iade etmesini ister. Tabancasını aldıktan sonra Amanda onu bayıltır. John, Parker'ın yönergelerine uyması durumunda Parker'ın parasını geri almasına yardımcı olabileceğini açıklar. Amanda Gabriela için üzülüyor çünkü John onun bir sonraki olmasını istemesine rağmen o da uyuşturucu bağımlılığından kurtuluyordu. Sonunda, Matteo önce gider.
Onun hilesi, beyin dokusunu kafatasından çıkarmasını ve bir enzim kavanozuna koymasını sağlamaktır. Madde tamamen çözüldükten sonra onu serbest bırakmak için bir anahtar ortaya çıkacaktır. Mateo, kafasını kırarak acıyı hafifletmeye çalışır. Ne yazık ki, işi bitirmek için son tarihi de kaçırıyor ve başının üzerinde bir maske kapanarak onu yanıklardan öldürüyor. Sonra Gabriela tuzağını kurar. Bir kol ve bir bacak onu tavandan sarkıtıyor. Kendisini serbest bırakmak için balyozla uzuvlarını kırmadığı sürece bir radyasyon makinesinin onu diri diri yakacağı konusunda bilgilendirilir. İsteksizce Gabriela, kendini serbest bırakmak için ayağının ve elinin kemiklerini kırar, ancak yüzü yanar. Cecilia'ya gitmeden önce John ve Amanda Parker'ı serbest bırakır, ancak Parker'ın Cecilia ile çalıştığını ve sevgilisi olduğunu çok geç öğrenirler. Onu kurtarması için onu aradı. John ve Amanda, onları silah zoruyla tutan Parker tarafından kendilerini zincirlemek zorunda kalırlar. John, Gabriela'nın hastaneye gönderilmesi gerektiğini belirttiğinde, Cecilia Gabriela'nın boynuna basar ve yarım kalmış bir iş istemediğini iddia ederek onu kırar. Ayrıca John'a Jigsaw olduğunun farkında olduğunu bildirir ve bir seri katil tarafından hedef alınmasını komik bulur. Carlos'un dışarıda bir futbol topunu tekmelediği duyulabilir. Cecilia onu içeri getirir ve çocuğu John ile tahterevalli bir tuzağa zincirlenmeye zorlar, ancak John ona İspanyolca olarak kolu çekmemesini söyler. Cecilia ve Parker tuzağı kurduklarında John ve Carlos kanla sulanır. Kanın sadece onu boğmaya başlamasını sağlamak için John kolunu çeker. Cecilia ve Parker bu arada fonlarını almak için ofise dönerler. Ancak Cecilia, parayı içerdiği anlaşılan bir çuvalı çektiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlatır. Ve John ve Carlos'un tuzağı serbest bırakıldığında, Merhaba Zep, oynamaya başlar. Geri dönüşlere göre, John ve Amanda, Parker'ın ortaya çıkıp tapusunu yerine getirmesi için hazırdılar çünkü başından beri dolandırıcılıkta suç ortağı olduğunu biliyorlardı. Zehirli gaz odayı doldurmaya ve Cecilia ve Parker'ı içeriye kapatmaya başladığında, çantada Cecilia'nın hesaplarından para çekildiğini kanıtlayan belgeler bulunur. Gaz etlerini yakarken, ikisi de nefes almak için mücadele eder. John ve Amanda Parker'a Cecilia'nın kendini kurtarmak için onu bıçaklayarak öldüreceğini söyledi. Geri sayım sona ermek üzereyken Cecilia başını dışarı fırlatır ve hayatta kalmayı başarır, ancak odada mahsur kalır ve yardım çağıramaz, bu nedenle John'a ulaşma girişimleri sonuçsuz kalır. Carlos, şafağa yaklaşırken John ve Amanda tarafından dışarıya götürülüyor. Ondan sonra John, Cecilia'nın dolandırıcılığından sonra bulunan her kuruşu Carlos'a verir. Kredilerin yarısında John, dedektif Mark Hoffman'ın yardımıyla Henry'nin yerini tespit etmişti. Henry artık hayali cerrahi yara izine sahip olmadığından, John aldatmacaya karıştığını tahmin etti. John, Henry'e, bir oyun oynamak istiyorum, der ve ardından Henry'nin midesini parçalayacak bir tuzak kurar. Henry dehşete düşmüş bir feryata indirgenir. Umarım beğenmişsindir. Bunun gibi daha çok video izlemek için abone olun, bildirimleri açın ve like atın. En sevdiğiniz filmi bir dahaki sefere kadar özetlememizi istiyorsanız yorum bırakın. Yorum kanalımızın büyümesine yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.